Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu programımızda İstanbul Bienali'ni konuşuyor olacağız. 16. İstanbul Bienali'ni ve konuğumuz Bienal Direktörü Bilge Hanım, Bilge Örer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim. Şöyle başlayayım. Nasıl gidiyor Bienal? Çünkü iki haftasını devirdik çoktan. Evet, 14 Eylül'de İstanbul Bienali'nin kapılarını açmış olduk. Neredeyse 3 haftayı bu hafta sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Gayet iyi gidiyor. Oldukça kalabalık bir izleyici kitlemiz var. Ve hafta içi özellikle okul gruplarının geldiğini görmek, hafta sonu çok aslında İstanbul'un farklı kesimlerinden, gruplarından insanların bir arada olabildiğini görmek bence. Yani İstanbul Bienali'nin aslında bir kamusal alan yaratabildiğini de gösteriyor. Evet. İki sene üzerinde çalışıyoruz biliyorsunuz. Evet, biliyoruz. İstanbul Bienali'nin hazırlık süreci gerçekten uzun bir döneme yayılıyor. Araştırma süreci, sanatçılarla birlikte araştırmalar gerçekleştirdiğimiz küratörümüz de Bienal'in kavramsal çerçevesini ve konseptini evet. belirleyen küratörümüzle birlikte çalışmalarımız böylesine uzun bir döneme yayılırken evet. serginin açık kaldığı iki ay içerisinde de mümkün olan en fazla izleyiciye ulaşmasını umuyoruz. Zaten yıllar içerisinde şehrin farklı kesimleriyle ilişki kurmasına dair müthiş çabaları da var. İKSV'nin genel politikası gereği de Bienal evet. gereği de zaten bunun meyvelerini görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Bir de yani kavramsal tartışmaları genel olarak hepsi aslında şehirden, insandan bağımsız da olmuyor açıkçası. Çok güncel oluyor. Belki bu vesileyle bu seneki ana başlığınız 7. kıtayı sizin sözlerinizle bir dinleyebiliriz. Sizin için ne ifade ediyor 7. kıta? 7. kıta aslında bilim insanlarının insan çağı, antroposen çağı olarak da tanımlanan ve insan faaliyetleriyle şekillenen içinde yaşadığımız bu çağda üretim ve tüketim sistemlerimiz sonucunda oluşan plastik atık yığınına verdikleri isim. Ve bu plastik atık yığını okyanuslarda ve özellikle Pasifik Okyanusu'nda giderek büyüyen ve her geçen günde büyümeye devam eden, şimdi Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde evet. olduğu söyleniyor. Ve her geçen günde aslında tüketmeye biz devam ettikçe büyümeye devam edecek. Ve yani bu meselenin çok aciliyetli olduğuna inanıyorum. Sadece plastik atık değil ama küresel iklim krizi ve birebir aslında hepimizin hissettiği iklimsel değişiklikler, işte yazın birdenbire yağan kuvvetli sağanak yağışlarından tutun. Bu bütün aslında okyanuslarda biriken plastik yığınlarının, okyanuslarda yaşayan diğer canlıların, türlerin aslında tükenmesine yol açan bir durum olduğu ve o anlamda şimdiye kadar insan merkezli bir dünyada hep daha fazla işte ekonomik olarak gelişmek için belki belirli toplumlar için, batı toplumları için daha fazla bundan bahsedebiliriz tabii ki. Ama bunun sorgulanması gerektiği ve farklı alternatif aslında dünya ve gelecekler üzerine düşünmek için evet. sanat aslında ne söylüyor, sanatçılar bütün bu meselelerle nasıl ilişkiye giriyorlar? Bunları düşünmeye davet ediyor Bienal. Çok anlamlı. Peki şunu sormak isterim. Bu üst başlıkla, bu tartışmayla sanatseverlerle nasıl bir diyalog yaratmayı hedefliyorsunuz? Küratörümüz Nicola Burio'nun sanatçıları antropologlar, içinde yaşadığımız dünyanın aslında antropologları olarak tanımladığı bir cümlesi var. Evet. Bu cümleyi buraya da davet evet. etmek istiyorum çünkü çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. O anlamda sanatçıların içinde yaşadığımız dünyayı farklı perspektiflerden görmemizi, farklı olasılıkları çağırabilen bir güçleri ve bir dünyaları var. Ve Bienal'de izleyicilerle kurduğu ilişkide sanatı hep en temel merkezine alıyor. Ve sanatsal üretimler ve yani didaktik bir dil aslında kullanmaktan kaçınarak daha belki kimi zaman şiirsel, kimi zaman belgesel, kimi zaman
bu Biennale'de mesela özellikle daha böyle şamanik, daha ritüellere dayalı çalışmalar yürüten sanatçılarımız da var. Evet. O anlamda böyle farklı yollar izlediğimizi ve gelen izleyicilerin de farklı sanatçıların işleriyle ilişki kurabildiklerini de gözlemliyorum. Müthiş. Hatta kendi gezimde bayağı alternatif dünya tasavvurlarıyla da karşılaştım. Tamam, bir de metnin içerisinde çok fazla bir merkezsizlik atfı var. Onu merak etmek isterim. Çünkü bir yandan da aslında çok fazla insan ve güç merkezinde bir dünya şekillendi. Hı hı. Belki bunun sonucu bir 7. kıta. Buradaki merkezsizlik tartışması günümüz için ne derece önemli? Yani biz acaba bu dediğiniz gibi daha merkezsiz bir yere doğru mu evliyoruz, yoksa bazı sanatçıların el aldığı gibi bu sadece alternatif bir düş mü? Ne düşünürsünüz? Şöyle, merkezsiz, yani merkezsiz bir dünya ya da farklı merkezlerin artık mümkün olduğu belki bir dünyadan bahsetmemiz mümkün. Yani merkez, eskiden çok fazla tartışılan merkez ve periferi, merkez ve çevre aslında tartışmalarında bugün bambaşka bir yere gelmiş durumdayız. Tabii bu sanat alanı için de aynı tartışma söz konusu. Yani daha batıda üretilen sanat, daha fazla kaynağı, daha fazla imkanı olan sanat ve bu tür belki imkanları olmadan dünyanın farklı coğrafyalarında üretilen sanat. Biz İstanbul Biennale olarak aslında hepsini kucaklamaya çalışıyoruz ve farklı coğrafyalarda, farklı kuşaklarda üretilen sanat pratiklerini Biennale aracılığıyla aslında İstanbul'a, şehrimize getirmeyi umuyoruz hep. Okay. Peki şimdi bir de biz genel olarak sanatçıların işbirliklerine alışkınız. Çok fazla zaten interdisipliner iş görmeye de alışkınız, özellikle Biennale'lerde. Ama bir yandan bu Biennale'de dikkat çekici bir şekilde de aslında sanat aşırı ilişkiler var. Yani çok fazla antropologların, şehircilerin, çevrecilerin iş birliklerini görüyoruz, onların işlerini görüyoruz. Hatta zamanında kendilerinin akademik olarak yaptığı çalışmaların bu sefer bize sanat üzerinden yeniden üretimini görüyoruz. Bu bağlamda ne demek istersiniz? Yine aynı soruya dönmek isterim. Bu sadece bu Biennale özgü müdür, yoksa sanatın yolculuğu içerisinde böyle bir evreye mi giriyoruz? Şöyle, aslında Biennale'ler kapsamında hep sadece sanat alanı değil, çok farklı disiplinlerle de, yani şu anda aslında güncel sanatın üretimine baktığınızda da bu ilişkilenme biçimini görüyorsunuz. Bilim kaçınılmaz, farklı sanatsal üretimlerle ilişkiye geçilmesi kaçınılmaz. Ve daha önceki Biennale'lerde de kimi zaman birlikte çalıştığımız bilim insanları da yeniden davet ettiğimiz ve birlikte çalıştığımız kişiler de olabiliyor. Mesela 14. İstanbul Biennale'nde birlikte çalıştığımız Profesör Doktor Emin Özsoy, okyanus bilimci. Kendisi Türkiye'nin değerli okyanus bilimcilerinden biri. Bu Biennale'de bir sanatçının, Armin Linke'nin işinde, işine destek vermek üzere Büyükada'da Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen Armin Linke'nin işinin de bir parçası oldu. O anlamda bütün aslında Biennale'in hazırlık sürecinde de ekoloji alanında çalışan çok çeşitli kişiyle ve sivil toplum örgütüyle görüştüğümüzde de yıllardır aslında bu çağrı yapılıyor. Yani dünyanın ekolojik, yani dünyanın aslında bir yandan sonunun geldiğine dair, yani felaket senaryoları da, hikayeleri de biliyorsunuz, duyuyoruz ve bunlar çok verilerle ispatlanmış durumda. Bilimin diliyle sanatın dili acaba nasıl bir araya gelebilir ve bu insanların belki farklı, yani farkındalık kazanmaları için de nasıl bir etki sağlayabilir? Bunun üzerine de çok düşündük ve Biennale boyunca da yine bunu gözlemlemeye devam edeceğiz. Biennale'de sanırım 25 ülkeden 56 sanatçı ve sanatçı kolektifi ilinin işleriyle karşı karşıyayız. Ama sırf bununla bitmiyor her zaman olduğu gibi. Bir de bunun üzerine çeşitli atölyeler ve etkinlikleriniz de var.
bu ekosistem içerisinde sizce bu atölye ve etkinlikler nerede duruyor? Yani şehirlik insanlarla farklı bir etkileşim hali midir? Yoksa bu bütün resmi görmemiz için daha interaktif bir zemin mi yaratıyor sizin için? Ne düşünürsünüz? Hı hı. Yani benim açımdan sergiyi ve kamusal programları ve öğrenme programlarını ayırmadan onları bütünlüklü bir şekilde görmek önemli. Aslında bu 7. kata ve Biennale'in her edisyonunda ele aldığı meseleleri daha geniş çaplı tartışabilmek için hem sergiler hem de sergiler etrafında gelişen bu programlar çok büyük bir önem taşıyor. Evet. Biennale açılış ve kapanış hafta sonunda antropologlarla sanatçıların, Biennale katılan sanatçıların bir araya geldikleri ve onların sanat pratiklerini antropologların bir şekilde aslında yorumladığı, üzerine düşündüğü, daha güncel belki tartışmalarla birlikte ele aldığı programlar düzenliyoruz. Onun dışında 1,5 kolektifi, Biennale boyunca Sindirim Programı isimli 5 bölümden oluşan bir program düzenliyorlar. Ve Audioban'ın müzik etkinlikleri, müzik üzerine konuşmaları, sohbetleri ve çeşitli konserleri düzenleniyor. Resim Heykel Müzesi'nin 4. katında Güneş Terkoğlu ve Güçlü Öztekin'in yaratmış olduğu, aslında hem kendi işlerinin sergilendiği hem de farklı kolektifleri, farklı kişileri o alanı kullanmaya davet ettikleri buluşma mekanında. Ve bunun dışında Pera Film ve Pera Öğrenme programıyla çeşitli işbirlikleri geliştiriyoruz. O anlamda sinemada 7. kıtanın yansımaları nedir? Ya da işte çocuklar için 7. kıtayı anlatmak için nasıl farklı atölye çalışmaları düzenlenebilir gibi, böyle farklı aslında kitlelere de ulaşabilmek için ve farklı katmanlarda tartışılabilmesi için bu başlığın çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle çocuk ve gençlere eğilmek isterim ama onun öncesinde şeyi merak ediyorum. Özellikle bu sindirim ekseninde, yani daha böyle aslında yemek üzerinden, gastronomi üzerinden de ilişki kurulma durumları var anladığım kadarıyla, değil mi? Bunun resimleri anlamı nedir sizin için? Şöyle, aslında bu programda işte patates gibi bir başlık da var ama aynı zamanda işte benzin ya da beton gibi, yani çok kentle ilişkili tartışmaları da içeren konuşmalar var. Evet. O anlamda yerel deneyim ve yerel birikimin paylaşılmasını istediğimiz bir program bu program. Yani kamusal programın belirli bölümleri, uluslararası katılımcıların konuşmalarıyla ve İstanbul'a gelip buradaki meslektaşlarıyla ve sanatçılarla bir araya geldikleri modüllerden oluşurken, bazı bölümlerde doğrudan Türkiye'den katılımcıların katkılarıyla oluşturuluyor. Özellikle çocuk ve gençlere, yani belki bunları aslında sanatsever yetiştirme programları bile diyebiliriz. Onlarla bu sefer özel bir ilişkileriniz var. Yani hem etkinlikler hem onların hafta içi ziyaretleri vesaire, bunun organizasyonu. Burada Biennale'in çocuklarla ve gençlerle ilişki kurmasının sizin için önemi nedir? Çok önemli. Şöyle ki, kültür ve sanatın aslında erken çocukluk gelişiminde ne kadar önemli olduğuyla ilgili de yapılan birçok araştırma var, biliyorsunuz. Biz geçen Biennale'den beri Berner Van Leer Vakfı'yla da ortak projeler yürütüyoruz ve aslında 2015'ten beri çocuklar için kitaplar hazırlıyoruz. 2015 yılında Süreyya Evren'le birlikte İstanbul Biennale'lerinin tarihini çocuklara anlatmak üzere bir kitap tasarlamıştık. Geçen sene İyi Bir Komşu hikayesini çocuklara aktarabilmek için Yekta Kapan'ın yazmış olduğu ve iki tane işte İstanbul'un belki sembolü olan 2 Mart'ının hikayesine odaklanan bir çocuk kitabı çıktı. Gökçe Akgül illüstrasyonuyla.
Ve bu sene yine Opti ile Pesi'nin aslında çocuklar tarafından çok sevilen karakterler olması nedeniyle bir ikinci kitabı hazırlandı ve Bu Dünya Hepimizin isimli bir kitabı paylaşmış olduk. Bu kitabı Türkçe, İngilizce ve Arapça üç dilde hazırlıyoruz ve ücretsiz olarak paylaşıyoruz. O anlamda çocukların sergiyle, Biennale'le kuracakları ilişki ve ondan sonra da bir başucu kitabı onlar için olmasını ümit ediyoruz. Ve tabii ki çocukların yaratıcılıklarını, yani inanılmaz bir yaratıcılıkları var ama bu tür aslında sergiler izlemeleri, sanat eserleriyle karşılaşmaları da onları sanat, belki sanat üretmeye, sanatla farklı şekilde ilişkiler kurmaya da teşvik eden umarım etkinlikler oluyordur. Ve tabii ki geleceğin de aslında sanat izleyicileri çocuklar ve gençler. Birçoğu için İstanbul Biennale'nin ilk gezdikleri sergi olması, evet, da çok, çok heyecanlı. İlk defa bir sergi mekanına, işte kimi zaman bir müzeye, kimi zaman çok alternatif bir mekana geliyorlar. Ve gerçekten çok şaşırtan, kimi zaman çok şaşırtan bir şekilde sanat eserleriyle kurdukları ilişkiler, işte kendi yorumlamalarını görmek de güzel. Bebekli Sabahlar programları mesela düzenliyoruz. Onlar da 0-18 ay bebeğe bakan anne baba ya da yakınlarını aslında, evet, sergiye davet etmek üzere planladığımız bir program. Onun dışında gençler için atölye çalışmalarımız var. Ve okul gruplarının tabii özellikle Biennale'in rehberleriyle birlikte, çünkü Mine Küçük'ün, müzeolog Mine Küçük'ün uzmanlığında 1,5 ay boyunca yaklaşık 20 kişiden oluşan bir rehber grubu yetiştiriyoruz. Ve evet, hem Biennale'in meselelerini aktarabilen ama aynı zamanda da her sanatçının işiyle ilgili olarak çok derinlemesine bilgi veren ve izleyicilerin aslında sorularına da, her türlü sorusuna da cevap veren bir rehber grubumuz da var. Yani çocuklar ve gençler için olduğu kadar aslında yetişkinler için de farklı şekillerde hazırladığımız programlar var. Normalde biz Biennale'i şehirde birçok mekan üzerinden, birçok mekanda, hatta açık alanlarda da kurduğu ilişki üzerinden, biraz da şehirde bir gezme halimiz de var Biennale esnasında. Bu seferki Biennale mekanı nereler ve şehirde nasıl bir yolculuğa davet ediyorsunuz izleyicileri? Bu Biennale'in ana mekanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı İstanbul Resim ve Heykel Müzesi. Aslında bu mekanı biz 2005 ve 2011 yıllarında 5 numaralı antrepo olarak kullanmıştık. O anlamda bir göbek bağımız da var antrepolarla, bildiğiniz gibi. 95 yılından beri aslında antrepolar hep İstanbul Biennale'nin geçici mekanları olmuştu. Tabii bu kez İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 2020 yılında, Mart ayında resmi açılışını yapmadan evvel Biennale ev sahipliği yaptığı için çok memnunuz. Ve bu mekan Biennale'de birlikte çalıştığımız aslında 40'a yakın sanatçının işini gösterebilmemiz için önemli. Çünkü küratörümüz Nicola Burio'nun bir mekanda çok fazla sayıda işi bir arada göstererek aslında böyle bir labirent, mekanda bir labirent yaratarak işleri birbirine bağladığı bir sergi kurgusu vardı. Bu müzenin yanı sıra Pera Müzesi'ni kullanıyoruz. Pera Müzesi de son 3 Biennale'dir işbirliği yaptığımız ve demin de dediğim gibi film ve öğrenme programlarında da birlikte çalıştığımız bir yer. Onun dışında da Büyükada'da 5 farklı mekanı kullanıyoruz. Ve alternatif mekanlar ve demin de dediğiniz gibi İstanbul'un belki daha normalde kamuya açık olmayan ve her seferinde sanatçıların da
mekanlarla ilişki kurarak da geliştirdikleri işleri de Büyükada'da görebiliyoruz. Bir adım geriye çıkarsak, İstanbul'da bir sürü sanatsal faaliyet var. Biyeneli bunlar içerisinde ya da bu ekosisteme nasıl katkı sunduğunu düşünüyorsunuz siz? Şöyle, İstanbul Biyeneli'nin gerçekten uluslararası sanat dünyasıyla bir önemli bir ilişki kurmak açısından hala önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. O anlamda hem dünyanın çok farklı noktalarında üretilen sanatsal pratikleri İstanbul'a davet ederek ve İstanbul'la ilişkiye geçerek sanatçıların yeni işler üretmelerini sağlayan bir yapı. O anlamda Biennale'deki işler Biennale'den sonra çok farklı sergilere, işte müzelere, sanat mekanlarına gitse bile bu sergi bir defa burada oluyor ve ondan sonra tekrarlanması mümkün olmayan aslında bir hikaye, bir kurgu yaratıyor. Ve Türkiye'den tabii ki sanatçılarla birlikte çalışmak ve onların eserlerini sunmak hep önemli bizim açımızdan. Ve Biennale'in gerek hazırladığı yayınlar, sergi rehberleri, işte sergi kitapları aracılığıyla da güncel sanat alanında yapılan tartışmalara da katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Mekan kullanımı açısından bence İstanbul Biennale hep böyle hem uluslararası izleyicilerimizin hem de yerel izleyicilerimizin şehrin farklı noktalarını sanat aracılığıyla yeniden deneyimlemek fırsatını verdiği için önemli olduğunu düşünüyorum. O anlamda sanat için deneysel, daha özgür bir alan yaratabildiğini İstanbul Biennale'nin inanıyorum. Benim için de şey çok anlamlı. Sanki hani İstanbul Biennale'nin açtığı bir kulvar oluyor ve oradan sonra o temalar aslında şehirde bir iki sene daha kavruluyor gibi hissediyorum. Yani ya eş zamanlı bir şey olabilir bilmiyorum ya da bana öyle geliyor. Ya o çağın tartışmasının resmini çektiğinden dolayı. Ama sanki kendisine bir kulvar açıyor gibi diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Yani bunu sağlayabilmek gerçekten çok önemli. Yani sonuçta dediğim gibi Biennale hazırlık süreci 2 sene ve bu hazırlık sürecinde de İstanbul'dan da uluslararası alandan hem meslektaşlarımızla hem farklı disiplinlerden kişilerle bir araya gelerek aslında serginin hazırlık süreci gerçekleştiriliyor. Ve sonuçta sergi gerçekleşip tamamlandıktan sonra da hala bu meselelerin konuşuluyor olması, tartışılıyor olması, sanatçıların düşünüyor olması çok çok önemli. Yani bu böyle bir daha efemeral düzenlenen, kaybolan bir şey değil ama farklı biyeneller arasındaki ilişkiyi de ve şehirle kurduğu ilişki üzerine de düşünmek önemli. Az önce sanatçıların nasıl etkilendiğini, yani şehirle farklı ilişkiler kurduğundan bahsetmiştiniz. Onu merak ediyorum. Özellikle hem yerli hem yabancı sanatçıların. Eminim tepkilerini takip ediyorsunuzdur. Hem işlerinin sergilenmesi, izleyicilerle kurduğu bu anlamlı farklı ilişkiler kendilerini nasıl cümleye döküyorlar, ne düşünüyorlar? Onların etkisi nedir sizce? Şöyle, yani Biennale için aslında yeni işler üretmek üzere davet ettiğimiz sanatçılar için gerçekten uzun bir araştırma süreci. Kimisi tabii ki daha somut bir projeyle aslında başvuruyor Biennale. Kimi de davet edildikten sonra aslında nasıl bir yol izleyeceğine karar veriyor. O anlamda Türkiye dışından gelen sanatçılar için İstanbul'da araştırma yaptıkları ve Biennale ekibi olarak da bu araştırmayı desteklediğimiz bir süreç var. Ve özellikle İstanbul'da işlerin üretilmesine, yani kendi yaşadıkları yerlerde üretilip İstanbul'a nakliye edilmesindense burada ekiple ve üreticilerle, yerel üreticilerle birlikte çalışılmasını biz çok teşvik ediyoruz. Evet. Ve o anlamda da kendi sanatsal pratiklerinde de
bir tür bir dokunuş, kimi zaman bir kırılım noktası olması için çaba harcıyoruz. Ve İstanbul'dan çıkan hikayeler, mesela bu Biennale'de Glenn Ligon'ın James Baldwin 1970'lerde İstanbul'da çok uzun zaman vakit geçiren ve kitaplarını yazan Amerika'daki hayatından aslında kaçıp İstanbul'da bir tür böyle bir özgürlüğü bulduğunu söyleyen James Baldwin'in izlerini takip ederek Büyükada'da Mizzi Köşkü'nde gerçekten inanılmaz bir çalışma bence yarattı. Yani bu hikayelerin peşinden gitmek de sanatçılarla birlikte çok değerli diye düşünüyorum. Yani kendileri için de bir öğrenme süreci oluyor aslında. Tabii ki. Çok değerli. Peki yani sıcağı sıcağına bir yerleri deneyimleyeceğiz. Sonrasında şehirdeki yaşayan insanların, yani bir yerleri ziyaret etmiş insanların damağında nasıl bir tat, nasıl bir düşünce bulutu bırakmak istiyorsunuz? Yani belki şöyle sormam daha pratik olacaktır. Alacakları bir şey varsa, yanlarında taşıyacakları bir şey varsa sizce o ne olmalı? Sizin belki kendi cümlenizde. Yani şöyle, aslında tek bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü yani bu Biennale'de de umarım 500.000 biliyorsunuz Biennale ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor ve izleyici sayılarımız son 3-4 edisyonda aslında inanılmaz bir artış gösterdi ve o anlamda yaklaşık 500.000 izleyiciye ulaşıyoruz. Ve herkesin bence sergide bulacağı çok kişisel bir şey var. Yani en temelinde sanatın davet ettiği alternatif dünyalara seyahat edebilmek için kendilerini özgür bırakmaları. Yani o dünyalara gitmek. Ve bir yandan da tabii ki bütün bu aciliyet taşıyan meselelerle ilgili düşünmek ve farklı bir alternatif bir üretim sistemi mümkün mü? Farklı türlerle başka bir ilişkiye girebilir miyiz? Yani daha aslında daha eşit hayvanlarla, bitkilerle, insan olmayanlarla nasıl daha eşit bir ilişki kurabiliriz? Yani kendimizi sürekli merkezde görmeden başka bir dünya hayal edebilir miyiz? Belki bunun üzerine düşünmeyi hep birlikte düşünebilirsek ne mutlu bize. Bana da çok çarpıcı gelen şeylerden bir tanesi kendi ziyaretimde. Bu kadar küresel ölçekteki problemleri aslında çok fazla kişisel boyutta tartışmamıza olanak sunan bir yapısı da var. Biennale o bağlamda bana çok anlamlı geldi. Çünkü hepimiz nereden başlayacağını bilmediğimiz, nasıl adım atacağımızı bilmediğimiz sorunlarla yüz yüzeymişiz gibi ve çok küçük hissediyoruz. Ama belki farklı bir ilişkilenme biçimi de var burada ve çok değerli olduğunu düşünüyorum Biennale'in davet ettiği tartışmada. Peki hemen araya bir soru daha sıkıştırmak istiyorum. Özellikle bu izleyiciler konusunda. Çünkü işte 500.000 aşan bir izleyiciniz oluyor. Ve bu sene anladığım kadarıyla bir de kare kodla izleyicilerin deneyimlerini takip de edip onlardan veri de üretmeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Onu en azından anlamlı şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz. Şöyle, aslında izleyicilerin farklı mekanları izlemeleri, hani ne kadarı üç mekanı birden geziyor, ne kadarı sadece belki tek mekanı izleyerek Biennale deneyimini yaşıyor. Bunu görmek ve bundan önceki Biennale'de de bu uygulamayı yapmıştık. O anlamda birkaç Biennale'i takip ettiğimiz durumda da gerçekten o izleyicinin sürekli Biennale'i izleyebiliyor mu, onlara ulaşmak için ne yapabiliriz, bunu görmek istiyoruz. Tam bu vesileyle belki Biennale'in geleceğini tartışarak, yani en azından geleceğine dair temennilerinizi dinleyerek programı noktalamak isterim. Sizce İstanbul Biennale'nin geleceği ne yöne doğru gidiyor? Ya da belki bir düş kursanız geleceğe yönelik ne demek isterdiniz? Bu noktada belki geçen sene başlattığımız İstanbul Biennale Çalışma ve Araştırma Programı'ndan da bahsedebilirim. Bu program kapsamında daha genç sanatçılara ulaşarak aslında yaklaşık 6 ay süren bir öğrenme programı ile birlikte bir buluşma yine alanı ve bir kendi üretimlerini gerek
birbirleriyle gerek mentorlarıyla paylaşabilecekleri bir alan kurmaya hedefledik. O anlamda İstanbul Bienali'nin çok farklı deneysel sanatsal çalışmaları desteklemesi ve sanat için gerçekten daha özgür bir alan yaratması ve bienaller aracılığıyla da kamusal alan kurmaya devam etmesini çok önemli buluyorum. Şehirle kurduğu ilişki üzerine hep yeniden düşünmek ve yeni diller oluşturmak da eş zamanlı olarak önemli. Bir yandan da hani sürdürülebilirlik çalışması yapıyorsunuz aslında gibi düşünüyorum bir yandan da. Yani sürekli hani sadece tek bir yönel ekseninde değil, sürekli gelecekle ilişkiler kuruldu. Evet. Daha sürdürülebilir bir sanat ekosistemine katkı sunan bir yapısı var. Zaten İKSV'nin de bu genel politikasında da böyle bir şey var. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben sorularımın sonuna geldim çünkü. Çok teşekkür ederim. Umarım 10 Kasım'a kadar devam eden İstanbul Bienali'ni bizi dinleyen herkes gezebilir. Bu önemli tarihsel nota düştükten sonra çok teşekkür ediyorum Bilge Hanım. Ben teşekkür ederim. Bizim çok için sağ olun. Çok değerli. Çok teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni konuk ve konuklarla şehir hepimizin olarak karşınızda olacağız. Eğer bu hafta bize ulaşmak isterseniz İstepimizin sosyal medya hesaplarında karşınızdayız. Görüşmek üzere, iyi haftalar.